Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Ver bana şunu, tabağına al. Tamam, çok güzel. Eyvallah. Tamam. Kardeşler, bu akşam toplama, bu zaman, yani hangi asırda yaşıyoruz? Gaddar asır diyor ya Basra. Gaddar demek her şeyi dar olan. Her şeyi darlaştırmış. Kafası dar, merhameti dar, şefkati dar, ihsanı dar, lütfu dar, affı dar, anlayışı dar, kafası dar. Kıt yani. Asır. Geçen cümleleri okuyorum. İzah değil, cümle. İmanı kurtarma zamanıdır. Yani bu zaman, imanı kurtarma zamanıdır. Niye? Zıttı çok rahat. Küfür. Hemen küfre geçilebiliyor. Tarafgirlikle. Hiç şaka kaldırmıyor. Tarafgir oluyorsun. Doğru, o ceylandasın. Topta yok bu değil mi abi? He? Topta yok. Top. Futbolda yok bu iş değil mi? Ha yok. Futbolda böyle de değil. Futbolda geçmiyor. Hemen geçiyor öteki tarafa. Küfret, Riza küfür oluyor. Bu zaman şahsi manevi zamanıdır. Tek başına yürüyemezsin. En büyük tehlike de yürürüm zannetmektir. Kim diyorsa ben yürürüm, o iflasta, zararda ya. Yürürüm diyen sesleri bile gelmiyor. Mezarlıklarla doludur. Bu zaman adeta fetret devri denmeye sezadır. Yani sanki fetret, din gelmemiş. Çok garip bu zaman. Sanki din gelmemiş. En ciddi uyarı, ders kabirdir. Mezarın içine bakıyor, video çekiyor. Hiç etkilenmiyor. Başka bir şeyin peşinde. Mezarın içini çekiyor, gördüm. Mezarın içini çekiyor. Kefeni açmış şeyde, onu çekiyor. Anlayamadım ya. Bu zaman fırtınalı, dağdağlı ve tehlikelidir. Fırtına, dağdağ ve tehlikelidir. Hocam şey, gaddar ne demek? Acımasız abi. Acımasız. Acımasız gibi bir anlam var. Abi. Evet. Gaddar, her şey dar olandır. Merhameti dar, acımasız. Anlayışı dar. İntikali dar. Şefkati dar. Cömertliği dar. Gönlü dar. Evi dar, misafirliği dar. Dar olunca zıttı oluyor. Evet. Merhamet az olunca, dar olunca gaddar oluyor. Zalim oluyor. Evet. Yani memleketimizde o biraz öne çıkmış. Gaddar, zalim yani. Bu zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahsı manevi daha metindir. Yani şahsı maneviden çok bahsettik. O şahs-ı manevi bir ruhtur. O girdin girdin, giremedikse girememişsindir. O şahs-ı manevi, manevi bir şahıs, yani bir şahsiyet var. Bunu anlamakta zorlanılıyor. Ben mesela çok sene anlamamıştım böyle. Böyle bir ahirete taalluk eden, ahirette olan bir şey. Yani sevap gibi. Oysa o şahs-ı manevi burada. Yani manevi bir şahsiyet. Mesela şöyle deyince anlaşılır. Ben beden değilim. Beden mi? Yok. Benim aklım. Ben diyen bakar. Benim ruhum, benim cesedim, benim hayatım. O ben diyen ruha bile diyor. Benim aletim. Benim kalemim. Benim evim. Ben ev miyim? Benim arabam. Bana ait. Benim ruhum deyince ruh bana ait. Ha o sen maddi misin?
Değilsin. İşte manevi. Şahs, ha o nasılsa sen cemaatin şahsı, cemaatin da şahsı manevisi böyle. Sen nasıl tepedesin? Ruhun tepesindesin. Benim ruhum, benim aklım. O ben diyen, o ben olan ben atom cinsinden değil. Nedir? Manevidir yani. Şey, müşahhas değil böyle. Yani cami, cismani değil. Ruhani bir şey. Zaten İran Şia liderlerin öyle diyorlar ya, ruhani lider. Evet abi, öyle diyorlar. Risale-i Nur'da şahsı manevisi bütün fertlerden ortaya çıkan maneviyatlarının toplamıyla oluşan atomik olmayan ruhani bir vücudu var. Mesela her derste bile söylesek azdır. Tencereye bütün cemaatin akıllarını atsan, kalplerini atsan, ruhlarını atsan, bütün hayır yaptıkları eylemlerini atsan, karıştır. Akıl değil ki mesela. Yani bu cismani değil. Akıllardaki fikirleri attık, kalpteki duyguları attık, ruhtaki latifeleri attık, imanı da attık. Bütün cemaatin imanı orada, itikadı orada, hizmeti orada. İman maddi midir ya? Ha işte, nasıl sendeyse, ya sen maddi misin? Bu benim cesedim diyorsun. O ben olan ben maddi değil. Cemaatin de şahsı manevisi böyle var, maddi değil. Başımızda o. Hasan abi, yer çekimi kuvvetini nasıl çekmesi gibi, o da hayra mı çekiyor? Da hayra çekiyor. Şer'e yapmaz. Evet. Güzel oldu. Bu var abiler. Bu var. Nasıl eylem yapar? Aklına bir fikir koyar. Kalbine de bir mail koyar. Ben bugün derse gidiyorum diyorsun. Ya o aktif etti, sen de geliyorsun. Hiçbir şey yapmadı, gelemez. Niçin yapmadı? Liyakat yok. Yani bu bir şahıstır ya. Böyle atomik değil. Ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil, zaman cemaat zamanıdır. Cemaattan çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder ve dayanabilir. Yani enaniyet benlik zamanı değil. Kendini beğenme zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. En azından şöyle bil. Ehli dalalet ve küreselciler, zendeka cemaatlara hücum ediyor. Demek ki doğruymuş cemaatler. En azından düşmanından git. Osmanlı gidermiş Rus ve İngiliz konsolosluğuna, çaktırmadan bir şey sordurulmuş. Ne diyorlarsa Abdülhamit onun tersini yaparmış. Düşman ne diyor yani? Düşman nereye hücum ediyor? O doğrudur. Düşman kimi kolluyor? Koruyor. Kolluyor ve koruyor. İslam'ın ama ansız düşmanı olan İngiliz, İsrail, Amerika, bak kimi koruyor? Demek ki İslam'ın düşmanıdır. Çok havuç bu kadar kolay. Nereye hücum ediyor? Cemaatta bahane yapıyor. Kendileri oluşturduğu bir şeye, diğer cemaatleri de mahsus onu içine sokmak istiyor. Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaattan çıkan bir şahs-ı manevi, biraz önce anlattım, şahs-ı manevi dayanabilir. Dayanamayız biz. Fert dayanamazsın. A bak geldin. E gelmesen ne yapacaktın? Daha hayırlı iş mi yapacaktın? Evde ne yapacaktın? Gaflete dönüyor. Videolarla. YouTube neydi? YouTube Türkçesi. Ruhlar mezarlığı. Televizyon neydi? Onların söylediği söylüyorum Türkçe'ye. Sözlüğüne okudum. Çocuk delirtme aleti. Şimdi şahs-ı manevi ancak dayanabilir. Ya geldik de biz bu kadar okuyoruz, geliyoruz, her gün bombardıman derse katılıyoruz, buyuz. Ya adamın dünyasında bu yoksa nedir o? Ne haldedir onun? Bitmiş. Peki bizden biraz daha rahat gözüküyor. Sebebi şeytan bulaşmıyor ki. Dursun aman ha. Sıkıntı vermeyeyim de şimdi çare arar ya. Bulaşmıyor. Sana onun için bulaşıyor. Meyhaneye niye gitsin adama? Ben de sarhoş olurum, kimseyi kandıramam diye. Şeytan meyhaneye gitmez.
Zaten o işi yapan arkadaşları var orada. Cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmasa, bir cemaatin şahsı manevisini temsil etmese, muhalif bir cemaatin şahsı manevisine karşı mağluptur. Mesela ben ne yapabilirim tek başıma? Ustad da öyle diyor. Bir lamba olabilmesi için birisi fitil getirir, birisi gaz getirir, birisi kibrit getirir. Bir kimisi lamba getirir de hepimizin elimizdeki tek tek bir işe yaramaz. Elimizdekileri bir araya getirirsek ortaya çıkan lamba hepimiz istifade eder. Yani bir lamba yandığı zaman, ooo sen kenara dur, sen de ışık aldın, benim ışığımı azaltıyor denilir mi? Denilmez. Kibrit bir işine yaramaz, lamba bir işine yaramaz, gaz bir işine yaramaz, şişe bir işine yaramaz ama hepsini bir araya getirirsek mükemmel bir sonuç olur. İşte cemaat böyledir ya. Ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Bu var ya benlik, ben, ben. Allah kimsenin başını vermesin işte. İlme mani. İmam-ı Gazali der ki, alim nereden başlar? Alim kimmiş? Alim ha? Alim şuymuş. Ben bilmiyorum diyebilendir. Nasıl bilmiyorum diyen adam, hakikaten bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl alim oluyor? Ne kadar fazla biliyor ki bilmediğini anlamış. Bilmiyor. O ilim cahil olduğunu öğrenmiş. Cahilliğimizi neyle bileceğiz? İlim ile. İlmi olmayan cahil olduğunu bilir mi? Konuşur her yerde. Gır 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 gır. Ne olmuş? İyi. Cahil adam. Bilmiyor ki susmayı. Bilmiyor ki cehaletini. Bilmiyor ki bilmediğini. Bir bilse ilim yapıyoruz. Niçin? Cahilliğimizi anlamak için ya. Gazali söylüyor. Ama enaniyet asır Mustafa. Enaniyet asır. Benlik asır. Ben. Ben merkezde. Evdeki kavgalarda öyle olmuyor mu? Boşanmalar. Pergeli demiri koyuyor ben merkeze. Bu daire etrafında her şey dönüyor. Ben merkezli, isteğim gibi olacak. Niye senin isteği gibi olacak ya? Ben dediğim olacak. Kavgalar böyle oluyor. Acayip bir şey ya. Akıl almıyor ya. Yani siz benden fazla dolursunuz ama benim için biraz çeşitli yani içim. Almış mesela, arabayı almış. Parayı da nasıl yapmışsa geçirmiş. Arabayı da almış, çekip gitmiş. Kadın. Nereye gitmiş? Bir yerde daire tutmuş. Parayı almış. Daire de tutmuş. Arabayı da almış. Ya akıl almıyor ya. Akıl tutulması olur mu? Güneş tutuluyor da akıl tutulsa çok mu? Güneş tutulmuyor mu? Evet abi. Dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneş tutuluyor da akıl tutulsa, kalp tutulsa ne olacak? Kardeşim cemaatsiz yapamazsın. Mümkün değil. Hem imanı, İman ve din için, hem hayat içtimaiye ve şeriat için, hem hukuku amme ve siyaset İslami için gayet emniyetli birer mücedid ister bu zaman. Mesela her şeyde bir mücedid gelecek. Yani Mehdi gelecek. Buna girmeyeyim. Herkesin zaten bugünlerde beklediği. Bugün bu akşam Mehdi abi yok. Zaten herkes onu bekliyordu ama... Cemaat zamanıdır, şahs-ı manevi hükmeder. Eski zamanda adalet bir şahıstan geldiği cihetle karşısına bir dahi hidayet çıkardı. Şimdi ise cemaat şeklinde bir şahs-ı manevi olmasından onun karşısında ancak bir şahs-ı manevi mukabele edebilir. Mesela eskide bilir misiniz, gençler bilmez ama Şey diye bir dergi vardı. Şey, biliyor musunuz? Yok. Tan diye bir gazete vardı. Şeytan. Tamam. Bunlar tesadüfen hiç verilmez. Mesela Migros'un o şey sembolü, amblemi. Mesela hiçbir şey şirketin amblemi olsun, rengi olsun, görseli olsun tesadüfen olmadığı gibi. Her şeyde böyle. Şimdi adam Şey dergisi vardı. Kadın pazarlanırdı. Yani şudu. Sonra Tan vardı, Tan gazetesi. Ondan sonra şu vardı, bu vardı. Adamlar televizyonuyla, basınıyla, medyasıyla, bankasıyla,
komitesiyle, Lions kulübü, Rotary kulüpleriyle adam sana tek gelmiyor ki. Buradan tuzağa düşmesen buradan düşüyorsun. Buradan atlasan burada çarpıyorsun. Mutlaka bir şey yapıyor. E sen tek başına nasıl olacak? Nasıl yapacaksın ya? Abi kişi tek başına kaldığı zaman, hatası hataya girdiği zaman hatasını mazeretlendiriyor abi. Evet. Onu birini uyarması lazım. Bakıyorsun ki dönüyor etrafında, sonra zamanla o da bir çıkar yol buluyor kendince, onun içinde boğulup duruyor ondan sonra. Yani mutlaka sağlık bir dosta ihtiyacı var. Bak Mehmet abiyle içeride onu konuşuyorduk. Güvenle. Eyvallah. Niçin biliyor musun? Şimdi tek kaldığı zaman şöyle duruyor. Benim namazım yok ama içki içen var ya. Dışarıdakiyle kıyas ediyor. Ben derse gitmiyorum ama ya kumar oynayanlar var. Bu fasit bir kıyas olduğunu Mehmet abi şöyle misal verdi. Gitti diyor, morgda ceset var. Tamam, morgda ceset var. Ona dese ki, ben bunun ölü gibi değil ki. Her tarafı kanser sarmış. Yani şimdi teselli mi yani? Kendisi kanser. Gidecek. Ay hiç gaflette. Lan ölüyorsun. Lan ben bunun gibi miyim? Morgdaki cesette kendi kıyas edilir mi? Manen ölmüş insanlara kendini niye kıyas ediyorsun? Bitmiş. Ölmüş. Allah'a yanı yok. Dava yok, hakikat yok, namaz yok, kıble yok, hedef yok, hakkı yok, hukuk yok, vefa yok, dost yok, kapısını açan yok, gideceği kapısı yok. Nerede Cemil? Buralarda mı? Ha. Şimdi onun cenazesine kaç kişi onun akrabalık talukatından vardı ki? Hep cemaattı. Ya okul müdürleri, okulları, şunları, bunları değil mi? Hep arkadaşlar yani cemaat. Mezara bile o şey yapıyor. Mesela Ahmet Köse ne güzel telkin verdi ya. Değil mi? İnsan takdir etmemek mümkün değil ya. Bak diyor biraz sonra şeyler nükel mekil gelecek diyor. Bak orada duruyor diyor. Sana şöyle diyecekler diyor. Sen böyle de diyor. Endişe etme diyor. Ağzın kilitlenmesin. Heyecan yapma diyor buradayız falan. Aynı konuşuyor adamla konuşuyor. Ya Allah Allah ben hiç ömrümde böyle bir telkin vermemişim ya. Biz Arapçasını okuyoruz Mustafa. Ondan sonra paketliyoruz ne olursa olsun. Allah selamet versin. Ölüm içlik değil diyor, değil mi? Allah Allah, visaldır, kavuşmaktır, endişe etme. Allah. Çok garip, yani cemaat işte bak nasıl sert çıktı. Orada temel de abi, ölüye mi yoksa dirilere mi mesaj İkisine de var abi. Evet. Ölüye aynı gidiyor, aynı duyuyor Mustafa. Yok duyuyor. Asıl bu da var. Bak siz mesela etkilenmişsiniz. Çok etkilendim. Tabii ya, şimdi sana gelecekler diyor. Allah Allah, ne bileyim ben. Hep Arapça metin yapardık. Şimdi sana gelecekler bak orada diyor. Beni bekliyorlar diyor. Ben bitirince onlar başlayacak diyor. Şimdi heyecanlanıp ağzın karışmasın. Rahat ol diyor. Yani orada neresidir de endişe yapma diyor. Kabirdesin diyor. Hani bildiğin var diyor öyle kabir. O iş oradasın diyor. Korkma şimdi diyor. Çok dostane. Çok acayip ya. Yani böyle birisi vardı. Türkçe yaptığı için kendisiyle bize görüştüm konuyu da çok teşekkür ettim kendisine. Yo, faydalı oldu. Arapça metinde hariç onların meali bu değil yani. Kabir haktır, ölüm haktır. Onlar tamam mı? Bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah böyle. O değil bu. Risaleden de toplamış. Ölüm diyor, firak değil, visaldır diyor, tam o karşımaktır diyor, bir her şey bittiğini zannetme diyor, her şey yeniden başladı. Böyle. Acayip. Ya niçin anlattım? Cemaat sahip çıktı baksana. Ne yapacak? En azından ölüne sahip çıkıyor ya. Kimsen yok yoksa. Ne olacak ki? Amcan dayın bir bahane uyduruyor, gelse bile resim çekiyor. Adam umrunda değil yani, ne oldu diyor. Yalandan gülücükler, yalandan üzülmeler. Küllümen yalan ya. Neye üzülecek ya? Sen kendine acımıyorsun da başkasının acımasını bekliyorsun. Yani küfür şahsı manevi geliyor kardeşim. Onlar tek mi? Tek mi çalışıyorlar? Dergisiyle, gazetesiyle, televizyonuyla, ekonomisiyle, siyasetiyle, bankasıyla, komiteleriyle, kuruluşlarıyla, Rotary, Lions kulüpleriyle. Ya abi her şeyiyle ya. Orduya adam sokar, polise adam sokar, öğretmen iş yapar. Ondan sonra din
din kisvesi yapar. Öteki tarafta PKK yapar. Öteki taraf komünistik şey yapar. Her şeye giriyor yani. Komite bu. Küreselciler yani bunlar. Sağlığıyla koronayı çıkartanlar imanı kurt bu zaman imanı kurtarmak ve kemal imanı kazanmak ve sünnet-i seniye ittiba zamanıdır. Kardeşim iman gidiyor ya. Ne olacak diyor. Gülüyor. Lan sen bir tanesi dedim ki ulan sen yiğit adam değil misin? Şüphen mi var dedi. Ulan erkek adamsın dedim. Karının işin arkasında ne işin var senin ya? Çok acayip ya. Bunlar ehl-i iman ya. Allah Resulü'nün hadisi var dedim. Bak ondan sonra gülüyor. Allah Resulü'nün hadisi var bir mana. Bir milletin başına kadın geçerse o millet bir daha ifla olmaz diyor. Bakın görün. Ya bu Necip millet. Yani lider mi kalmadı ki kadın lideri olacak ya? Akıl tutulması değil, güneş tutulması da olmuyor. Şems-i Şumus tutuluyor ya. Çok tuhaf, acebime gidiyor ya. Lan bir yeri tut demiyorum, tutma bir yeri. Lan kadın lider, kadından lider olur mu lan? 15 gün ayda namaz kılamayandan sana lider mi olur? Nasıl bir acayip bir şey, tuhaf. Bir kere haram ya. Sen ehl-i imansın, ehl-i kıblesin ya. Kadın o haliyle çıkması haram. Haramı desteklemek haram. Acayip bir şey ya. Haram ya. Şu haline razı mısın? Sen karını çıkarır mısın? Yok diyor. Niye? Haram. Haramı niye taraftarsın? Ya acayip. Akıl durmuş ya. Fesvan. Nasıl bir zaman? Gel de bu meydan işte. İşte böyle denilecek de biz de ha. Bu akşam evde olsam bunları duymayacaktım. Lan nasibi varsa bazen düşünürdüm. Ama şimdi bombardıman oluyor. Demek ki bu zaman imanı kurtarmak çok mu zikrediyor imanı kurtarmak? İşte bundan söylüyor Risale-i Nur. İmanı kurtarmak. Çünkü imanlar gidiyor. Hakimle doktor bir de birisi vardı. Reanlığa giderken şurada petrol almıyordum şu opette. İndik. Almaya başladık. Petrol dolduracağız. Adam ne diyor biliyor musun? Ya diyor 5-6 defa haca gidip de diyor işçilerin hakkını yemek dinde var mıdır diyor. Lan tanımaz etmez bilmez. Pat diye hemen patronunun, tamam anladım. Patronunun yanlışını hemen dine yapıştırdı. Ya şuradaki opettin şeyi. Öyle mi diyeyim? İner inmez. Kimle vardım ben? Reanlığa giderken. Ya sen dedim. Doktor mu? O gider. Peki sen dedim patronun şeyini ne olacak? Nasıl bir, ne için bu örnek veriyorum? Hemen şahısları dine mal ediyor. Yani din acayip oluyor, kayıyor yani. Elimizden kayıyor, din, iman kayıyor. Basit basit sebeplerle, akıl tutulmasıyla doğru külli bakamıyoruz. Siyasetçi olma kardeşim. Siyasetin başında ne işin var ya? 5 dakika kala, 10 dakika kala yarın bir seçim var. Şimdi bakarsın, düşünürsün. Kafan çalışmıyorsa, çalışanlara sorarsın. Cemaatin varsa şahsı manevi bir karar vermiştir. Sana akşam der ki sabah buraya yatsanız daha iyi olur. Ama taraftar olarak değil, ehven-i şerdir. Bu da şer ama büyük şere göre, azam-ı şere göre bu ehvendir. Bitti. Nedir ya bu? Acayip, garip. Acayip gidiyor. Bu zaman imanı kurtarmak, niye çok ısrar ettiğimi söylüyorum. Risale-i Nur'da niye imanı kurtarmak ısrar ediyor? İman gidiyor arkadaşlar, basit mi zannediliyor? Çökmüş yani, sistem çökmüş. Haberimiz olmuyor. Sen 40 ve fiyattan biri diyor ya, ya, korkunç bir cümle geliyor. Yani 40 tane Müslüman ve cami cemaatiymiş hepsi. Sabaha bile cemaatle kılan adamın 1-2 tanesi kurtarmış. Diğeri kaybetmiş. Sebebi Süfyan-ı Deccal'a taraftar olduğu için. Bitti. Böyle dalin amin. Ya imanı kazanma ve kaybetme davası basit şey mi ya? Kabire hiç daha önce girmedik tabii de. Giren var mı bilmiyorum. Ölen de yok galiba. Şimdi o ölümün ne demek olduğunu, o kefene girdiğini ben hep müsbet anlatıyorum da kafirle hiç işimiz olmadı ya. Mezara giriş Müslümanı yapıyorum hep. İmanı kurtaranlardan mı? Ötekilerle konuşsam burada çıkamazsınız. Felç olursun. Benim de. Kalp felç olur. Allah Resulü ve Kur'an'ın tanımlamasına baktığın zaman felç olursun. Allah rahmet etsin. Şurlu yoğurtçu bir abi vardı, Hasan abi. Hasan. Evet. Hasan. Has. He? Hasan
Patinoz de. Şu Kanatlı Caddesi var ya. Orada cehennem dersi yapıyoruz. Ömrümde ilk defa yaptım ve son yaptım. 5 saattı. Şöyle biri aynı böyle. Oturuyor solumda. En son zaten belki de 10 ders olacaktı ama 5 saat. En son da o sebep o. O lambiriye o hadisi ayet okunca anam yandık dedi böyle fıtrı böyle bir şey yapınca kafayı şuraya vurdu. Şu pervazına. Halam böyle düştü. Oh olsun bana dedim bir daha yapmayacağım. Yapmadım. Ve işte 10-15 gün sonra bir hafta sonra vefat etti zaten. Ben bir daha cehennem dersi, yani cehennemin ispatı var yani benim derslerde var mı yok mu ama cehennemin haletlerden anlatmam hiç. İşim olmaz. Ruhum kaldırmaz. Yapamam zaten. Yapamam yani. Ya iman başka bir şey ya. Niye ikide bir bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Sonra sünnet-i seniye ittiba zamanıdır. Sünnet-i seniye yapıyorum. Tamam mı abiler? Bak ne olduğunu herkes yapar. Şimdi bu kitabın böyle mi koysam daha iyi size göre olur? Böyle mi? Böyle koysam sana iyi olur ama buna iyi olmaz. Gözükmüyor. Şöyle mi koysam? Böyle mi koysam? Böyle mi koysam? Şöyle mi koysam? Böyle koysam bu adam iyi değil. Vesaire. Bu en iyisi nasıl olur? Evet abi şu. Burası alemi şehadet, orası alemi gayb. Öteler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Hasan, ya Resulallah bunu nasıl koyayım? Bak diyor bu sana iyi gözükebiliyor. Ama genel baktığın zaman kitabın böyle durması orada iyi gözükmüyor orada. Nasıl koyayım? İleriye al 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 al. Tamam tamam indir 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 indir. İndirdim indirdim. Olmadı olmadı bak buraya hiç bakmıyor. İndir o burayı oradan seyrediyor. İndir tamam. Şimdi çevir. Çevir, 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 çevir. Tamam, tamam. Böyle, burası orada en iyi gözükme şekli budur. Burayı orayla yönetiyor ve hükmediyor. Bunun adı sünnet-i seniye. Yani neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız? Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağımızı ötelerde bakarak böyle yap. Böyle yapma. Sünnet-i seniye bu. Şimdi her şey birbirine karışmış. Neyin doğru, neyin hak bilmiyoruz. Sünnet-i seniye ittiba etme. Bu gayrimüteşhirde geçiyor. Latince'de yok bu cümle. Başka? Şahıs zaman olmadığından dev, alim dahi olsa tek başına mı bu adamın? Cemaatta mıdır? Bir cemaatta bulunuyor mu yoksa tek başına mı hareket ediyor? Tek başında ise o da tehlikede. Gidilmez arkasından. Bir haleti bozuldu mu kürsüye çıkıyor. Vallahi cemaate ben yansın yapıyor. Herkesi cehenneme atıyor. Evde karısıyla kavga edince gergin. Gergin olunca güzel şeyler anlatamaz. Sen de cumada araba sürerken denk geldin. Haydar hocanın dini. Vallahi hep cehennem. Sanki haşa haşa Cenab-ı Hak cumhuriyet savcısı yani. Ceza kesiyor herkese. Başka bir hafta bir yere toplanacaksın yani bir yere denk geldin. Vallahi onun havası çok iyi. Dinin hep böyle iyiliğini anlatıyor. Şeylerini anlatıyor böyle. İyi taraflarını anlatıyor. Hafferece var ya yani korkutma ve ümit verme. Bir bakıyorsun korkutmaya bir bakıyorsun ümit verme. Hangisi din yahu? Yani niye? Kişinin kendi değerlendirmesine tabi oluyorsun. Kalbi kapkara, onun uzantısı olan elini din diye öpeceksin. Mecbursun. Bu ilmiyle, faziletiyle, kemalatıyla bizi eziyor. Elini öpeceksin ya, itaat edeceksin. Eyvallah diyeceksin. İş, yani hareketleri, sözleri hoşuna bile gitmese ne yapalım ya başka şansımız yok. Peki Risale-i Nur bunu nasıl halletti? Sen okuyacaksın kardeşim diyor. Okuyacaksın. Bu adama bakmayacaksın. Bu adam bundan gösteriyorsa tamam. Çünkü bu gece, gündüz, soğuk, sıcağı yok. Yaşı yok. Allah Resulü demiş ki ben size iki şey bırakıyorum. Bir Allah'ın kitabı, iki o nasıl uygulandı? Sünnet-i seniyye. Dedi mi ki Hasan'a uyacaksınız.
Hasan'a ne zaman uyacaksın diyor. Hasan buna uyarsa o kadar uyacaksın. Nasıl anlayacaksın? Okuyacaksın kardeşim. Okumadan yok öyle bir şey. Okuma yak. Araba sürmek için bir ay kursa gidiyorlar ya. 20 sene önce şöyle bir iddiam vardı. Araba sürmek için bir ay kursa o zaman 2 aydı. Beşiktaş'tan alınıyordu 20-30 sene önce. Beşiktaş Emniyetinden alınıyordu. 1-2 ay kursu oluyordu vesaire. Kardeşim şimdi trafik ehliyeti almak için bir ay kursa gidiyorsun. Evlenmek için ya araba sürmek kadar basit bir şey mi? Niye 2-3 ay kursa gidilmiyor? Baba nasıl olunur? Anne nasıl olunur? Nasıl da ya psikoloji terapi görmeleri lazım. En az 10 terapi görmesi lazım. Kurs yok ya abi. He? Öyle bir okul yok ya. Yani o zaman kitaptan okuyacaksın ya. Okuyacaksın, bu ahlakı alacaksın. Başka şansın yok. Yani şahısla gittin mi? Ben şimdi bir yere uçuruma gittim. Bir coştum. Birisine kızdım. Geldiniz siz de bu akşam. Asabi halimle koydum cehenneme. Şunları bunlar. Peki bu mu yani din yani? Olmaz da yani. Kitaba bak kardeşim ya. Biraz oku ya. Ya kaç saat veriyorsun televizyona, videoya? Ruhlar mezarlığına, YouTube'a ne kadar zaman veriyorsun? Ya bir 10-15 dakika oku Allah için lan. Öleceksin lan senin de yani. Sen öleceksin. Sana da lazım olacak bu iş. 10 dakika ya. Evet, bugün 10 dakika okudun mu Emir? Yok. Neye okuyacaksın ki? Kimin işine yarayacak? Karın mı doyuruyor? Öyle diyorlar ya. Kitabı karın mı doyuruyor? La karın doyması için okumuyorum ki doymayınca itiraz edeyim. Kalbi doyuruyor diye okuyorum. Niye kitap şey yapıyorsun, ilim yapıyorsun? Karın mı doyuyor? Akıl doyuyor. Hepsinin midesi farklı. Ruhun midesi ayrı. Kalbin midesi ayrı. Aklın midesi ayrı. Midenin de midesi ayrı. Acayip bir şey. Okuyacağız abi. Bak sen nereden geliyorsun? Bir külliyatı bitirmedim. Mesela 2-3-5 seneden beri gelen adam bir defa külliyatı bitirmediyse nasıl gideceksin? Yani nereye dayanıyor? Nasıl gireceğiz ekabine? Merak ediyorum. Ahmet Köse dese de duymazsan o kötü. Var ya Ahmet Köse. Amca dedi değil mi? Nazmi amca mı dedi? Şimdi dedi endişe etme neredeyim diye kabirdesin. Kabirdesin de bu bir de var yani kulaklığı burada kaldı. Eğer duymuyorsa Nazmi amca kulaklığı odasına kaldı. Kendi mezara girdi. Kulaklığı yok. Mustafa Hoca Şahmet Köse söylüyor ama duymuyor adam. Kulaklık yok. Duymuyordu ki. Kulaklığı da evde kaldı. Ne olacak şimdi? Okudukları olacak şimdi. Anladın mı sen? Anladım abi. Kulaklığı da mesela kefene koymayız. Şahıs zaman olmadığından bu zaman emniyetli ünvanlar şahıslara verilmez. Yani adam uçuyor, kaçıyor. Niye tabisi? Niye onun arkasını? Vallahi bir dua edince falan her şey düzeliyor. Şunlar oluyor, böyle uçuyor, kaçıyor. Bırak ya. Bir şey kaçtığı yok. Bir adamın ölçüsü nedir? Muhabbet ve muhabbet ölçüsü şudur diyor. Kaçıncı sayfadadır? Bakayım hatırlar mı? Hatırlayacak mıyız? Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine ittiba edip hizmet-i diniye ne kadar koşturuyorsa, yaşıyorsa, yaşayıp vesile oluyorsa o adam o kadar muhabbete layıktır. Hocam okumayana eşkıya bile kızmıştı. Kızmıştı he. Eşkıya değil mi? Ne yapmıştı? Kitapları niye taşıyorsun? Beynine koymadın. Evet. Yolu kesince. Kesince. Ulan eşkıya bile kızdı diyor bak. Bu zaman şans zaman olmadığından o emniyetli ünvanlar şanslara verilmez. Hem yani bir kişideki o meziyet okuyorsa o kitaptan gelen maneviyattır. Onun zatından değil. Ayna ya, aynaya güneş vurdu. Ayna da böyle çevirdi, karanlığa tutsa buradaki güneş burayı aydınlatır. Ama sen bunu güneşten koparırsan aynada zannedersin bu meziyet. Kişilerin özellikleri okudukları, takip ettikleri davadandır. Ne kadar varsa. Hem Risale-i Nur'a siyaset manası da taşıyan o unvanı vermemek münasiptir. Mücedidiyet kafidir. Gayri müteşir de söylüyor. Risale-i Nur Mehdi demeyin diyor. Mücedid deyin diyor. Çünkü
Mehdi deyince siyaset anlaşılıyor. O kadar uzak Risale. Yani hiç duydunuz mu şu partide bunu? Yok kardeşim. Küfre taraftarı olmayın. Hoş durmayın arkasına. Ya. Alet olmayın ya. Kimi netlemeli değil öyle. Her şey gözüktüğü gibi değiller ya. Ben de öyle ya. Bak burada gelmişim ya. Ama içeride farklıyım. Bu zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikat dayanamaz. Tarikat dayanabilseydi Osmanlılar'da geçerli akçe tarikattı. Bak Osman, bu tarikat yaşanan devletin sistemi tarikattı. Ama çıktı Sufyan. Deccaliyet çıktı. Demek ki tarikat zamanı değil. Çağrı olsaydı önlerdi. Çıktıktan sonra tarikat da nasıl kurtulacaksın? Çağrı olsaydı çıkamazdı adam. Bak kendileri de söylüyor. Ben eskide diyor bu tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanıdır. Bediüzzaman'ın bu sözüne diyor. Senelerce kızdım, aleyhinde çok konuştum. Şimdi diyor ki ne kadar haklıymış dedi ya. Bak bu tepedeki adamları söylüyor. Niye? Baktı ki iman gitmiş diyor ya. Adam küfre taraftar, 1000 tane tesbih çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kızım! Bak hele dizi başladı mı? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kızım bak hele haber hiç yapmayın, haberde haber verin. La eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, subhanallah, subhanallah. Bizim kadın çıktı mı konuşmaya bakın. Bizim adam çıktı mı? Allah muhafaza ya. Tarık şey mi kaldı? Bu zaman okuyacağız. Kitap okumadan bu bize böyle diyor. Böyle demeseydi derdim ki beni okuyacaksınız. Beni takip edeceksiniz. Ben bunu takip ediyorum da beni niye takip edeceksiniz? Et kemikteniz be kardeşim. Bugün böyleyiz, yarın böyleyiz. Bu öyle değil ama. Aklını kimsenin cebine koyma diyor değil mi? Aklını kimsenin cebine koyma, evet. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsı manevisine gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Mesela dedik ya, medyasıyla, basınıyla, bankasıyla, siyasetiyle, kuruluşlarıyla, kulüpleriyle, adam spor kulüpleriyle bile hücum ediyor ya. Tek değil ki küfür. Küfür bir cemaat olmuş, tek bir millet olmuş. Sen onun karşısına tek çıkıyorsan nasıl çıkacaksın? Küfür tek millet değil ki. Şey tek millettir. Tek değil yani. Baksana adam nasıl şey yapmış. Şey diye dergi yapmış. Sonra gazete çıkarmış. Şeytan. Hep bütün o dergiler şeylerin hep bilinen mesela. Güneş demiş yani. Her şeyi bu gösteriyor. Bak tesadüf bir şey yok yani. Mesela tercüman diyor. Hadiseler sen gözüktüğün gibi değil. Ben o arkasını size ifade edeyim diyor. Ya. Her şey diyor, Fox diyor, Fox. Yok, hepsi hava civa, yalan diyor. Fox, hava ya. Bunlar hiç tesadüf olur mu? Bu zaman eski zaman gibi değil. Eski zamanda imanı kurtaran 10 el varsa, şimdi 1'e inmiş. İmansızlığa sevk eden sebepler eskiden bir ise, şimdi 100'e çıkmış. Cenab-ı burada olsaydı, şahit olsaydı, bugün bir yere gittik de birisi etti. Telefonu açar açmaz nasıl alıyor? Vallahi böyle yemin ediyorum ya. La dur ya bir selam ver ya. Nasıl alıyor? Çocuğum diyor 18 yaşında. Dur ne oldu bir söyle. Ben de bir söyledi sana. Çocuğum gitti diyor. Çocuğum gitti. Onun herhalde trafik kazasında. Yok. Yaşıyor diyor. O zaman esrarlarım. Yok. Falan gruba kaydı diyor. Olmayacak bir şey. Yani bak sen 18 yaşında çocuğun serbest çıkamıyor. Çünkü imansızlığa sevk eden sebep çok. Daha büyütüyorsun 14-15'e kadar. Bu kadar dikkat ediyorsun. Bir bakıyorsun ki bir dergi, okuldaki bir hoca veya bir sınıftaki bir arkadaş veya bir sebep soğuşun. Bir bakıyorsun acayip bir hale geliyor. Geliyor ki oho duman olmuş. Geldi düzeltti. Neyi düzeltti? Ne yapabilirim ya? Ben ne yapabilirim ya? Nasıl ağlıyor ya? Celal kaldırım ya. Onunla beraber et. Yanımda ya. Ne oldu abi dedi ya. Ağlamayı duyuyor ya. Nasıl ağlıyor? Oğlum gitti diyor. Tek oğlum.
Ya. Eski zaman gibi değil. İmanı kurtaranlar bir el varsa zındık el 10 tane. Bir yere tutunacağın yoksa çok zor be. Ana babadan kalmış arsalar oluyor ya, binalar. Miras. Onların pek kıymetini bilmeyiz. Hemen satarız bilmem kıymet. Ama kendimiz böyle çalışıp terten alsak onun kıymetini biliriz. Aynı bunun gibi ana babadan miras kalmış. Din. Örf, anane, kültür öyle. Sallana sallana gidiyoruz ama içimiz belli değil ya. Ya okuyacağız abiler. Bu zaman, bu zamanda en rağbetli, en iftiharlı şey maalesef siyasetle iştigal ve dünya hayatını temin etmek. Şimdi öne çıkmış. En rağbetli iş ne? İftihar falan. Gösterişti. Bir insan da özeniyor. Ağız suyu akıtıyor. Siyasette olmak ve malın başında, musluğun orada bulunmak. Zannediyor ki Mercedes'e binen adam mutludur. Onu bana sor. Jeep'te binen adam mutludur. Gülenler çok mutludur. İçi kanı alıyor da bastırıyor yani. Korkan adam niçin yapar? Buna niçin düşüş yapar? Bastırıyor. Sıkıntısını bastırıyor. Dağda bir yerden geliyorsun gece, korkuyorsun. Yalnızlığı nasıl gidereceksin korkunu? Şarkı türkü söyleyeceksin. İlahi biliyorsan ilahi söyleyeceksin. Kur'an biliyorsan bütün ezberini yaparsın orada. Ama dışarıdan bakan Ömer abi ne diyor? Vay be, ne cesur adam ya. Dağ başına geçirmiş. Bağırıyor. Orada mısın dayı falan? Hiç kimse yok ya yalandan. Orada birisi varmış gibi. Niye? Mesela Avrupa'dan gelen turist kafilesi denk gelmişim otobüste. Önde bir şey dediler. Haa güldüler. Zincirleme kaza gibi arkaya doğru haa gülüyorlar. Sonra sorsan ne dediler? Kim, duymadı ki. Güldükleri için gülüyor. Aynı öyle ha. Bu zamanda en rağbetli iş maalesef siyasetle iştigal, dünya hayatını temin etmek. Dünya hayatı. Maalesef. Bilerek ve severek يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Dünyayı bilerek, severek tercih ettiler diyor. Bu zamanda, ha orayı okuduk maalesef dedik. Bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Şimdi o çocuk 15, 18, bu sene birkaç ay içinde olmuş. 17, 18'e kadar anne baba güzel yapmıştı. Hangi zındığa denk gelmiş? İki tane kitap okumuş, almış. Zındık. Anne babasına, babası yok. Annesine diyor ki şimdiye kadar bana anlattığın hep yanlışmış. Niye? Hocası vermiş o kitabı. Ya bir kitapla hayat mı değişir? Buluyor. Bak bu zamanda ehli İslam'ın en mühim tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması, imanın zedelenmesidir. Yani mesela Cenab-ı Hak ayette malum biliyorsunuz, rızkınıza kefilim diyor. Değil mi abi? Sanki kefil değil gibi gayret ediyoruz. İmanınıza kefil değilim diyor. İmanınızı siz koruyacaksınız. Sanki Allah kefil gibi bırakmışız kenarına, ise garanti var. Acayip yani. Tuhaf. Başka bu zamanda aile hayatının dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslami olabilir. Şimdi aile hayatı bu zamanda ne olmuş? Bu zamanda duman olmuş. Peki nasıl saadet olur? Kadınlardaki yüksek özelliklerin ortaya çıkartılması ancak İslam'ı edep dairesinde, daire-i şeriattaki adab-ı İslami ile olabilir. Yani kısacası İslam yaşanırsa evde, o evde huzur olur. Eğer İslamsız huzur olsaydı, İslam'ın gelmesinin mantığı olmazdı. Niye geliyor ki? İslamsız da oluyor bu iş. Bakın, mesela hiçbir filozof, ben okumadım, hiçbir felsefeci, bu kadar okudum halde, tuvalet adabından bahsetmez, yatak adabından bahsetmez. Ama din, gezegenlere kadar, dağların yürümesinden,
denizin dibine kadar, tuvalet adabına kadar hepsini hükmediyor. Nasıl tüküreceğini. Sırf insan akıldan ibaret değil ki. Din hayatın hayatı. Her sahada hüküm getirmiş. Aile hayatını duman etmiş medya. Eve gidin. Herkesin elinde telefon. Lan bir koyun. Ortaya bir sofra serin. Bir çay koyun. Mısır patlatın. Patates koyun. Bir muhabbet vesilesi arayın. Bir sohbet et. Kız odada. Hanım mutfakta. Çocuk bilmem nerede. Sen de kumandayla. Allah. Aile midir? Ne fark eder ya? Odalar binalar gibi olmuş. Mahalle gibi oldu. Bir tanesi şaka diyordu ama biraz ciddi söyledi. Telefon ediyor bana. Dedi ki hayırdır dedi. Ya abi dedi Zeytinburnu'nda telefon elektrik kesildi dedi. Ya dedi canım sıkıldı dedi. Bir arayayım dedi. Tamam. Onu aradı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Ya bizim kız iyi insanmış dedi ya. Dedim hayırdır? Ya dedi neredeyse yarım saati geçik elektrik yok dedi. Elektrikler kesilince dedi böyle sohbet etmeye başladık dedi. Meğer dedi ne güzel sohbet ediliyor dedi çocuklarla. Şimdi kadar etmemiş be. Şaka gibi söylüyor ama aklına geldiğine göre yaşamış kısmen. Her ağır söz Mustafa şaka sistemiyle söylenir. Direkt dönmez. En ağırsız, ya şaka yoluyla falan gönderirsin. Poşetin ağzındaydı ki söylüyor sana. Aile hayatını duman etmiş bu medya. Ruhlar mezarlığı, YouTube. Bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var. Çünkü niye? Ekmek mideni doyurur ama Risale-i Nur kalbini, aklını, ruhunu doyurur. Mubala değil yani. Bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Şuraya bak. Mesela eskide ne kadar zaruri ihtiyaç neydi? Yemek, içmek, barınmak, giyinmek. Onu da tedarik edemeyen çok azdı. Beytülmal'da yardım eder. Mehmet abi, Ömer abi. Yemek, içmek abi, giyinmek. Ev. Şimdi ise barınmak. Ev. Şimdi ise her reklamda ne çıkıyorsa ihtiyaç olmuş. Affedersin, özür dilerim. Her önümüze çıkan lazımdır dedik, biz de lazımlık olduk. Ya. Her şey. La telefonun var. Gali ihtiyacını gideriyor mu? Tamam. Ama herkeste var. Hocam sonunu getiremeyen nasıl yapmıştı boğazdan kendini atarak? Ya. O CD'de ne çıkmıştı? Almanya'da. Yok Türkiye'de anlatmıştınız. Evet anlattım. O şimdi adam batsın dünya. Evet adam intihar etti de. Ondan sonra nehre şey yaptı. Linz denen bir şehirde. O İstinye'deki. Evet. Ondan sonra tabii biz orada görev olduğumuz için baba dayı olsa adam korkuyor yani mezar ölüden. Arabayı çıkarttı. Adamı çıkarttı. Çıkarttı böyle. Ondan sonra morgda olunca biz cami hocasıyız ya. Beni de götürdüler. Nizam. Polis. İşte ben nasıl olduysa kafama bu şeytanlık nereden geldi? O şey var ya teybe. Bastım dedim ne dinliyordu acaba? CD'yi aldım. CD'yi aldım. Yani böyle tutarak vesaire tutarak. Geldim ya orada yazıyordu kaç hangisini dinlemiş. En son ekranda o numarayı da gördüm. Dedim ya bilgisayara takayım bakayım ne dinliyordu en son. Batsın bu dünya dinliyormuş. Orhan abisini dinledi, batsın bu dünya intihar etti. Hasan abisi dinleseydi şimdi yaşayacaktı. Batsın bu dünya. Hayır, aynı bunu dinliyordu. Ne olur, niçin şaka demiyorum. Batsın bu dünya, batsın bu dünya, batsın bu kafaya. Bu hep telkin bu, telkin. En az 5-6 defa söylüyor. Bir de o söylenilen müziğin ters yazarsanız kısmı azamı itikadı bozan cümlelerdir. Ya Allah'a küfür ediyor ya da camiler kapansın, meyhaneler açılsın diyor. Devam. Tersten de yazılınca adama demişler senin dediği müzikteki sözler ters yazılınca Allah'a isyan var. Muhammed yok, Allah yok, Kabe yok. Coca-Cola gibi.
Allah yok, Muhammed yok manasıymış ya. Yani. Koka, koka, koka kola. O yazı şeye baktığınızda öyle. Şimdi onu bilirsiniz. Adam ayakkabısının altına güya ayağın altına şekil veriyor. Suda kaymasın çamur diye. Ayakkabısına şekil veriyor. Muhammed yazıyor. Like mi? Reke mi? Nike. Nike yapmış. Muhammed yazmış altına. Bu niye anlatıyorum? Moralin bozulması değil. Adam fabrika davasına hizmet ediyor. Adam Lyons'a gidiyor. Adam kendi televizyonunu seyrediyor. Adam kendi davasına her şeyini veriyor. Adam kendi mektebine gönderiyor. Adam kendi partisini takip ediyor. Adam kendi dergisini güçlü olsun diye şey yapıyor. Adam ekonomi, adam bankasına. Benim çok yakınım, birinci derecede yakınım. Dedim ki bak, yakınım. Bak ya, senin baban vefat etti. İşte şeyler kalmış çaymada. Git dedim. Şu yani ehven-i şer. Şerlerin, azami şerin yanında evem. Şu veya şu bankadan git hesap aç. Finans kurumu. Babanın şeyi oraya gitsin rahmetli. Gitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankasına hesap açtı. Tesadüf yapmadı ki. Ben yakınım. Uzaktan seyrediyorum sizi. Ne yapayım? Öyle bir şey ki ben de korkuyorum artık. Sizin mi siz değil. Ya kayarsa ya. Sonra teselli veriyor. Cemaat içinde olursa bir şey olmaz. Cemaat içinde bir şey olursa bir şey olmaz. İçinde olacaksın. Niye geliyorsun her akşam? Saf mısın? Sen her şeyi biliyorsun. Abi şey edebiyat öğretmeyin. Hani matematik olsaydı. Sen matematikçi miydin hocam? Tarih. Sen de bak her şeyi biliyorsun. Tarih biliyorsun. Niye geliyorsun? Edebiyatçı herkes her şeyi biliyor. Niye geliyorsun kardeşim, buna ihtiyaç mı duyuyorsun? Beni mi dinliyorsun ya bunu? Senin buna ihtiyacın var da. Peki bu kitap okumamış. Radiyallahu anh Hazretleri niye gelmiyor? Niye okumuyor? Ya acayip bir şey ya. O da zaten imam. Lan sen zaten hocasın. Niye geliyorsun? Can imamlık yapıyor. Şimdi meslek hocalığı yapıyor lisede. Değil mi? Yok yok abi. Basket hocamızdı o. Oha öyle mi? Ne o? Hocam aynı göreve devam ediyor. O basket hocayı. Ha öyle mi? O da bizden. Sen bu camide misin şimdi burada? Aynı camide. Aynı camidesin. İmam. Ha bak imam işte. Sen bununla ne ihtiyacın var? Sen zaten uçmuşsun. Zaten öyle değil olursun. İşte. Öyle değil ya. Değil ya. Vallahi değil inan. Ben dayanamam ya. Canım sıkılıyor. Okuyorum. O olmuyor. Kur'an münacat okuyorum. Gidiyor tabii. Olmuyor derken bir sonra oturuyorum, yazıyorum. Düşününce pat diye o zaman rahatlıyorum ve kurtuluyorum. Bende mi sorun var ruhumda ya? Yaz böyle oturacaksın, okuyacaksın, gidecek kardeşim. Ha hiç mi sıkıntı gelmiyor? En tehlikede o. Seni bırakmışlar demek ki. Şeytan uğraşmıyor, bulaşmıyor. Niye? Zaten bizden. Ne bu sıkıntı verecek yani sana? Bu zamanda tiryakilikle bak. Akraba vesaire çevreye. Tuzaklara bak hocam. Tiryakilik, görenek, itiyatla. İtiyat nedir hocam? İtiyat. Tedbir olmak yok. Yani yok ihtiyacı, var zannetmek. Evet. İhtiyaç mı yani ikide bir o markayı değiştirmek? Yok. Mesela kaç tane gömleğimiz var dolapta? Bilemeyiz ki. Aa gördük ihtiyaç. İhtiyaç zannettik. Bak tiryakilik, görenek. Benim bir avukatım vardı benim savunan. Sönerdi, söndürdü onu içerdi. Akciğer kanserine gitti mesela. Bu zamanda tiryakilik. İhtiyaç yok. Öyle zannediyoruz. Görenek var onlarda ya. Onda var, bende niye olmasın? Benim neyim eksiğim var? Ya olmasın kardeşim, sen lazım değil. Sonra ihtiyatla sanki ihtiyaçmış gibi ne yapar? Hacat-ı gayri zaruri, zaruri olmayan bir şeyi hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Tamam geçmiş de gelirin belli. Giderini korkunç. Ne yapacaksın? Ek iş yapacaksın. Ek iş yapınca bak en küçük fatura şunu ödenecek. Derse giremeyeceksin. Zamanın yok. Niye ek iş yapıyorsun? Adam çıkmış öğretmenlikten gece güvenliği yapıyor. Gece 12'ye kadar.
Bankada güvenlik yapıyor. Lan sen zaten 3'te 5'te işte öğretmensin. Bilmem kaçta alıyor. Gece 11-12'lere kadar bankanı güveniyor. Ondan sonra başkası geliyormuş. Standart yapmış. 5-6 saat bekçilik yapıyormuş bankada. Ben nerede bulacaktım bunun böyle olduğunu? Yani niçin? Yetmiyor mu? Yetmiyor hocam dedi. Niye? Hocam dedi ya. İşte bildiğin gibi dedi ya. Her yere dedi borç var dedi. Tablet borç yapmış. Yok spor bilmem nesi çıktık. Yok koleje gitmesi lazım. Yok şey olması lazım. Ben zaten düşünmüyorum hocam. Sakın sen de bana bir şey deme. Sakın öyle ben deli miyim ya? Tabii. Niye gelmiyorsun diye sordum da sormaz olsaydı. Zamanım yok ki dedi. Allah Allah. Zamanı verene zamanım yok diyor. Zamanı verene zamanı yok. Ne yapmış? Tiryaki olmuş. Sonra görenek. Onlar o çocuğu oraya gönderiyor koleje. Kolejsiz çocuk olur mu? Aa tövbe estağfurullah. Sonra ihtiyacı gayri zarri. Yani ihtiyaç değilken görenek, reklamlar onda var. Aa bizde niye olmasın? Hükmüne geçmiş. Sonra faturasına bakalım. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanni ile dünya menfaati ve maişet derdiği için dünyayı ahirete tercih ediyor. Yani namaz mı? Mesela Mehmet abi içeride anlatmıştı. Bayiler toplantısına gittik. Öyle mi abi? 1000 küsur vardı dedi. Bakacak. Orada toplantı ya bayiler toplantısı. Namaz geçiyor. Kazaya bırakıyor. Güzel laf etti. Kazaya mı uğradın ki diyor kaza edeceksin. Ben de diyor o toplantı otelin şeyine diyor salona çeketi attım kıldım. Baktım yüzü aşkın insan hepsi bu sefer bana gördüler cesaret ettiler. Namaza onlar da namaz kıldı diyor. Abi ben böyle misalleri ya ben yaşıyorum ya kardeşim bir saat biraz önce anlattı içeride. Bakıyorum Binur Tanrısı ne dedi biliyor musun? Niçin dedi bunu? Dedi ki Risale'yi okuyunca sende bu enerji oluyor. Ben bu enerjiyi nasıl aldım diyor. Sana memnun değil. Okuduğum eserden sonra anladım hakikaten. Ben niye farklıyım diyor. Onlar hacı diyor. Öyle mi dedi bak. Yaşlı, hacı, sakallı bayiler var diyor. 1000 küsur Türkiye'nin bayisi. Boş bayisi. Bu da bir bay. Onlar sakallı vesaire. Müslüman adamlar. Niye kazaya kalmış? Kazaya mı? Kaza mı olmuş yani ki kazaya kaldı namazda? Şimdi peki ben diyor bak kendisi. Ben niye böyleyim? Okuduğum kitaptan oluyor. Ya mümkün değil dayanamaz ya bir nur talebesi namazı kazaya dayanamaz ya. Yani ha çünkü ahirete iman ettiği halde. Adam yalan söylüyor. Estağfurullah. Aldatabiliyor. Yemin ediyor. Düzelttiği o kaportadaki düzelttiği parçayı daha önceki arabadan arızalıdır diye kaza olduğu için sigortadan aldı, yamuk düzeltti, boyaladı. Başka bir arabaya yeni parça takıyor. Ondan sonra hastaneden çıkamıyor, nefes de alamıyor. Ya ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanıyla niye yapıyor onu? Onu niye yapıyor? Nike mı ne? Spor ayakkabısı varmış. Cep telefonu aldı bir de tablet aldı. Oraya yatırması gerekiyor para. Yetmiyor ki. Hırtlak çok geniş. Zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişeti derdiği için dünyayı ahirete tercih ediyor. İşte ayette ne güzel diyor. Kafir edemiyor ki bunu. Yestehibunel hayate dünya alel ahiret. Dünyayı ne yaptılar? Severek. Severek ve bilerek ehl imana tercih ettirmiş. Namazı da geç kılıyor veya kılmıyor. Yani. Kaza. Sanki arabası yuvalanmış. Kaza olmuş. Niye kaza kaldı kardeşim? Bu zamanda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Yani Peygamberimiz hadisi var, o hatırıma geliyor da. Diyor ki emzikte bebek masum o emen buzaklar, hayvanlar olmasa biz insanlara diyor semadan bir tane yağmur istemeye yüzümüz yok diyor. Bak bu zamanda öyle günahlar, zulümler oluyor ki ne zalim. Bomba yatıyor tamam. Ses getirsin diye. Bomba atıyor. Şöyle bir bomba atıyor oturduğu yerde. Çoluk çocuk gidiyor. Öyle zulümler oluyor ki Cenab-ı Hak'tan rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çeker.
Hatta denizdeki diyor hadiste, kalı mesnevi diye geçiyor değil mi hocam? Diyor ki denizdeki hayvanlar da kafirlerden şekva edeceklermiş. Ya Rab, onlardan dolayı bize yağmur, meğer denizdeki balıklar yağmurdan besleniyorlar. Yağmur, yukarı çıkıp yiyorlar. Yağmur ne getiriyorsa rızkımız kesildi diyormuş. Ya. Ama endişe etmeyin, bu zamanda bu sene kar, Edirne'den Kars'a yağmur geneldi. Güzel bir şeyin habercisidir. 7 sene kıtlık bitiyor. Temmuz Ağustos'a doğru bitiyor. İnşallah. Yani kıtlık, zirve, pahalılık Temmuz Ağustos'a kadar. Ondan sonra İnşallah. Olamayacak. İnşallah. Terse dönecek inşallah. İnşallah. Yusuf Aleyhisselam'ın 7 sene kıtlık var ya, 2015'te başladı bu kıtlık. 2022'de bitiyor. 7 sene kıtlık. İnşallah. Başkasını, gerisini tamamla sen. İnşallah. İmanlar kıt abi. İmanlar kıt, çok şükür. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife nedir? En büyük ihsan, arabası olmak, parası olmak, imanı kurtarmaktır. Başka? Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Bahtiyar insan bu işte. Bak, en büyük ihsan bu zamanda imanını kurtarmak. İmanımızdan daha değerli neyimiz var? Yani bir düşünün hele. Değil mi hocam? İmandan daha değerli ne var? İmanını kurtardın, bir de yetmiyor. Sen kürsüye çıkıyorsun, imandan bahsediyorsun. Hizmet ediyorsun ya. Ya nasıl bahtiyarlık? Sen tarih. Belki de bunun kadar, belki de daha tesirli hizmet ediyorsun. Hocam bir sene tarihi anlat. Kötülerken ecdadını, sen doğruyu anlatıyorsun. Arada da Risale'nin de böyle güzel cümlelerde söyledi mi? Elhamdülillah. Ekmek falan çıktı çok şükür. Eğer din min anlatmamışsan çıktığın zaman bir işaretle o dersin parasını yeme. Sen yersin bari çocukları yedirme. Öyle yapıyoruz. Aynen öyle yapıyoruz. Öyle bir temiz adam. Çok şükür. Öyle çok elhamdülillah. Ya ben, Nur talebeleri çok temizdir ya. Bana bu öğretti ya. Ben ilk defa duydum hoca. O kırıkanlı. Yakup abi ya. Maşallah. Tarih hocasıydı. Ben diyor dini, tarihte eğer dini o dersi anlatmadımsa çizerdim, çizerim ve o dersin parasını çoluk çocuğuma yedirdim. İlk defa duydum. Vay be. Gurur duyuyorum. Bak derste zikrediyorum. Bu da öyle. Çok şükür. İman çok güzelmiş ya. İnsanı güzelleştiriyor ya. Değil mi? Kabiri de güzel gösteriyor. Çirkin göstermiyor. Buraya bir gözlük veriyor. Her şeyi net gösteriyor Arif abi. Çirkin siyah göstermiyor. Bunun için siyah bir gözlük taksan Arif abi her şeyi siyah gösterir. İman öyle bir gözlük veriyor ki her şey bak. Kardeşinden iftihar ediyorsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Duysak ki Mustafa abi ya kardeşim. Şöyle mesela camiye gidiyoruz. Bir vakti insanda iki tane söylüyor. Lan cuma gittiğimiz dedi ya. Oturacak yaşıyor. Keyfimizden şey. Çünkü niye? İmanlar kurtulsun ya. Bırak o klasikten ya. Hikaye anlatmakta. Çocuklar bir şey istiyor ya. Gençler bir şey istiyor. Büyükler bir şey istiyor. Güzel böyle bir şey. Çok şükür ya. Elhamdülillah ya. Cemaatsiz olmaz be kardeşim. Bu zaman cehalet fenden ilimden geldiği için. Nasıl olur ya? Okula gidiyor cahil. Bilmez, bilmediğini bilmez. Gidir sebepleri faiz zanneder. Kendi kendine oldu der. Akılsızlara akıl verir. Körlere göz takar. Ağaçlar sanki beni bilir gibi, beni görür gibi göz, beni bilir gibi akıl veriyor. Bana uygun meyve yaptığı için. Bu zamanda cehalet fenden, ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya karşılarında dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihette mükemmel bir eser lazımdır. Nasıl olacak başka? Nasıl böyle mükemmel deyince taassup mu var? Mesela Mustafa şöyle bir beraber düşünelim abi. Asis halde tarih. Hayatını kitaba, hizmete adayan, vakfeden bir şey değil. Gelenek olmuş. Büyük bir grup olmuş. Ya Risale'den başka var mı ya? Hayatını vakfedecek. Ya vakıfta nereden çıktı diyor. Tarih okumamış ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı sıffasını okumamış. Ebu Hüreyre'yle
Demirbaş, onun elemanıydı. 300'de 500 kadar talebesi vakıftı. Onlar evlenmiyordu, yetiştiriyordu, bölgelere hizmete gönderiyordu. Fedai, genel bir değil, hususi bir grubu. Bunların başında bu hüreyle vardı. Ondan sonra bir gün ne yapmış biliyor musun zavallı benim kardeşim, meslektaşım? Ebu Hüreyre radiyallahu anh hazretleri, ya Resulallah günah düşmekten korkuyorum diyor falan. Gerisini demiyor yani tabii evlenmek istiyorum diye. Hiç ses yapmıyor. İki defa söyleyince üçüncü kez Mustafa peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam, senin kaderini yazan, senin kaderini yazan kalemin mürekkebi kurudu diyor. Acayip o zaman. Yani... Risale-i Nur niye böyle? Ya nasıl bir eser, nasıl bir cazibe? Sen de bir kitap yaz da hayat vakfetilsin. Bir tanesine ateiste demiştim. Kur'an, Muhammed'in eseri. Valla bir eser yaz da ondan hükümler çıksın. Ondan 1000 sene insanlar ders alsın. Onun için sen bir kitap uğruna canını versin. Bir kitap uğruna canını versin. Kur'an için canını veren binlerce milyonlarca insan var. Evet. Sen bir kitap yaz da milyonlarca değil bir tane adam canını versin. Sen canını verir misin senin yazdığın kitap için? Acayip bir şey ya. 23 senede inecek. Hadiseler farklı farklı, sebepler farklı. İnan ayetler farklı olacak. Tevafuklara bakınca birbirini tamamlayacaklar. Ne acayip bir şey ya. Bunu düşünerek söyleyecek ya. Kaç tane cennet geçiyor, o kadar cehennem diyeyim. Kaç tane iman geçiyor, o kadar küfür söyleyeyim. Nasıl olacak ya? Nasıl hesap edeceksin ya? 23 sene önce dediğim. Ali, bu zamanda cehalet fenden ilimden geliyor dedik. Ha, fenden ilimden geldiği için ancak onları izale etmeyen nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarına dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihette mükemmel bir eser lazımdır. Bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kameti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Kendini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade eder. Biraz hızlı gideyim ki bitireyim. Ama okurken bunu izah derseniz ona ederim. Bu zamanda efkar, fikirler bizzat saadet-i dünyaya müteveccihtir. Bütün düşünceler dünya. Nasıl yaparım? Nasıl arabayı değiştiririm? Altın, euro yükseliyor. Ne yapsam, kime sorsam, nasıl yapsam? Tamam. Oysa bu neydi ya bu konu? Ya bu evrat. Ya ne dedi ya dün akşam mübarek gecede? Her gün bu evrat okunması mı lazımdı? Hizbul Kur'an mı okuyayım? Hizbul Hakayki Nuriye mi? Psikolojik sıkıntım varsa Hizbul Kur'an okuyacağız. Tamam. Hizbul Kur'an. Böyle münacat. Ama o da olsa böyle kalbini, ruhunun nurlanmasını istiyorsan Hizbul Hakayki Nuriye. Böyle zındıklarla, cinlerle, şeytanlarla, iblislerle, habislerle, psikoloji, dar falan Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an nedir biliyor musun? Şöyle. Şimdi iki tüfek yapıyorum. Mavizel vardı eskiden. Hasan abi bilirsin. Bizim memleket çoğu. Koyardık böyle. Tak 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 tak. Duam attın. O düştü. Açıyorsun. Bir tane daha koyuyorsun. Mavizeli böyle kapatıyorsun. Böyle doldura doldura. Şimdi ise taramalı var değil mi? Dırrrr. Hiç beklemiyor. Daha tesi. Ha. Sıkıntı, psikoloji, cin, erva, habise, buhran, bunalım için ayetleri okuman lazım. Evet. Hepsi çaredir ama bazısı çok. Sırf acayip 12'den vuruyor onları. Nerede bu? Bakara suresinde. Ötekisi Ali İmran suresinde, ötekisi Şems'te, ötekisi Fussilet'te, ötekisi ne bir de, ötekisi Meryem suresinde. Nasıl bir anda yapacaksın, dolduracaksın, doldurana kadar adam kaçtı ya. Dolduracaktım, geçti ya. O zaman dırr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 r
işte Hizbul Kur'an demek. Bu tür ayetler Kur'an'da 114 surede dağıtılmış. Onları Bediüzzaman Hazretleri bir araya getirmiş, hepsini dizmiş. Dırr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 
geliyor ya. Hepsini dizmiş.
sıkıntı olmuşsa, şimdi bunu söylerken ya acaba alsam mı falan, almamış olanlar eğer göğsünde bunu söylerken bir test yapıyorum şimdi size. Eğer böyle bir ateş vücudunuzda bir titreme enerji olduysa alman lazım. Şu an eğer evinizde varsa okuyorsanız bir şey yok. Yeni gelen var. Ben hakikaten ben hiçbir Kur'an şey yapayım. Vallahi ben öyle bir ateş gibi bir şey olduysa hemen bu akşam al. Gürsü eslem okumalıyız abi. Yok. Ama en azından namazda da öyle. Yok mu? Onlarda var mı? Nasıl yok? Şimdi nasıl okuyacaksın biliyor musun? Şöyle okunmaz. Mesela namazı söylüyorum diyelim. Kıraat. Bir şey yoktu ama onu söyleyeyim. Kıraat var ya kıraat namazda. O en az kendin duyacak kadar olursa farzdır. Evet. Yoksa kendin duymayacak kadar olursa. Çünkü onun özelliği, bunu da okurken ile bağırarak değil ama. En azından o kadar olacak. Mesela abi bakman yolda bende var abi. Ben var ya bu şey var. Ben şaşırmıştım zaten. Bende de var. Niçin biliyor musun? Sıkıntı olduğundan değil, sıkıntı olmasın diye var. Evet. Mesela koruyucu hekimlik basit bir sebeple hastalıktan kurtuluyoruz. Ama o koruyucu hekimlik yapmasa doktor burada, sonra hasta oldun mu? O ufak basit sebeplerle değil, ameliyatla zor kurtarırız. Biz niye okuyoruz? Sıkıntı olduğunda değil, sıkıntı gelmesin diye. Bu zamanda bitiriyorum. İsrafata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-i diniye mukabil alınıyor. Sonra menüs bir para veriliyor. Acayip bir şey. Başka, bu zamanda nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur. Buna dayanarak ben lemalara nur dersini kurmuştum. Çünkü nurlarla hizmet edeceğim. Diyor ki bu zamanda nurlarla hizmet imani her tarafta ilanatla. İlanat. Her tarafa nasıl yapacağım ben? Muhtaç olanların nazar-ı dikkatini celbetmekle olur. Nasıl muhtaç olanlar nazar dikkatini İskenderun'dakiler nasıl çekeceğim? Ya diyor seni birisine benzetiyorum ya dedi. Ya ben zavallı birisiyim beni kime benzeteceksin ya dedi. Aa konuşman da benziyor dedi falan. Bak adam hiç ne alakası var ya? Petrolda kaserde duran kız. Ondan sonra yani bak hiç şeyi yok görünüşte İslam'ın şey. Bak, nazarı dikkati cebetmiş. Ben o kız Hizb-ül Kur'an almış. Maşallah. Böyle dendiği hiç. Ben diyor kalktığım zaman işe gelmeden ilk önce onu okuyorum diyor. Bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder. Siyasetle meşgul olmamak. Asabi ruhları azap içini bırakır. Selameti kalp ve istirahatı ruhu isteyen adam siyaseti bırakmalı. Ne için siyasetle meşgul olma? Ukrayna, Rusya ne oldu? Selameti kalp. Asabiyiz, sinirliyiz. Zahirde bize haberleri onlar söylüyor. Nasıl isterse öyle takdim ediyor. Gidin Ukrayna'yı dinleyin başka ve onunla gelen haber. Rusya'dan gelen ayrı. Herkes kendi kafasına göre şey yapıyor. Bu sefer sende bir sıkıntı varsa bir tarafa taraf girsen selameti kalp ve istirahatı ruh isteyen adam siyaseti bırakmalı. Yok ben selameti kalp, istirahatı ruhum biraz sıkıntı çekmesini müdahale olsun bana. Meşgul ol, uğraş. Bu zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Sevad-ı Azam'a tabi olmak. Yani normal 408 evler mahallesine böyle en lüks jiple girme. Sonra da canım sıkılıyor, göz mü oldu deme. Çünkü Sevad-ı Azam yani yaşadığın toplumun orta seviyesinde yaşa. Ne acayip bir şey. O mahalle hep gece konduysa gökdelen dikme diyor. İslam hukukunda. Günah değil ama yani aşağılama insanları. Ya psikolojisini nazara almış. Şu İslam'a bak ya. Mezara basma diyor. Adam mezarı şey yapacağım diye, ev yapacağım diye komple kaldırıyor. İslam ayağını basma diyor. Adam mezarın üzerine ev yapıyor. Ben rastladım da. Belki lazım olur. Ulan acayip. O evde herkeste sıkıntı var. Sonra Allah Allah bir gün
meşgul oldum o Özkü'de. İki gün, ya burada herkes sıkıntıda ya. Sıkıntı. Sonra dedim ki, ya arkadaşlar bu bina ne zaman oldu bilmem. Ya bunun altında mezar olmasın ya. Birbirlerine bakıyorlar. Dedim niye? Hanımın dedi, akrabası yaptı dedi. Telefon etti yaşlı. Ya dedim orada şey dedi, o taşıdık bilmem ne falan. Mezarı taşımışlar. İki taneydi, fazla yoktu. Ona 50 tane mi olacaktı? Peki onu da işte razı ettik de işte gönlü şey yaptık da böyle yaptık da. Ha o evde ya lanetli iş yapıyorlar. O binanın şeyinde size de sirayet edebiliyor. Veya temelde mezarlık var. Evi değiştir kardeşim. Bu zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesini iktifa etmek lazımdır. Bu zaman münkerat ve bidatlar seylinin ihatası zamanıdır hocam. Yani sel gibi akıyor. Kırıkan'da böyle değil. Bak münkerat nekredilmiş, men edilmiş. Bidatlar sel gibi akma zamanı. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir zaman gelmemiş. İnşallah bu zaman okuyoruz ama bir daha nasibim olursa bu asır diye ders okuyacağım. Sel gibi. Yani şunu bilin, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, gelmeyecek. Ve biz ne anlamıyoruz? Çünkü farklı bir toplumda doğmadığımız için kıyas edemiyoruz. Ondan. Bu zaman ceryanı benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmış. Yani düşünce bozukluğuna atmış. Olmayacağı var zannediyoruz. Vehim, evham, panik, zan, tereddüt, şüphe bunları üretmiş. Mesnevi Nuriye Allah'ın izniyle onları kurtaracaktır ümidindeyim. Mesnevi Nuriye Bedüzzaman Gayrimüteşir Elli. Vehim var ya vehim, düşünce bozukluğu, Mesnevi Nuriye okursanız şu kadar kalınır. Ya okumayın. Okumayamamaktan, doktordan ilaç almaktan. Bak Mesnevi'ye söylüyor. Kaçtı söylüyor? He? Mesnevi 50 yazıyor. Bir de okuyayım. Bu zaman ceyranı benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. Mesnevi Nuriye Allah'ın izniyle onları kurtaracaktır ümidindeyim. Bu zaman birinci dava vekili Risale-i Nur'dur. Gayrimüteşir. Bu zamanda hastalığı neymiş? Hastalıkmış bu asırda. Korona, kanser, mide hastalığı değilmiş. Bu zamanın hastalığına bak Mehmet abi. Hasta, benlik, enaniyet, hot vuruştuk. Hayatını güzelce medeniyet fantaziyeleriyle geçirmek iştihası tiryakilik gibi hastalıklardır. Hastalıkları saydı Mustafa Emir. Emir, duyuyor musun abi? İnşallah. Benlik. Ne demek benlik? Ben bilineyim. Evet, ben görüneyim, ben bilineyim. Yani pergelin ucunu kendisine koymuş, ben merkezli düşünüyor. Sonra enaniyet. Sonra hot furuştuk. Abi eskiden fotoğraflar çekilirken, özür dilerim, dışarıdaki bir adam çekerdi. Bir adam çekerdi. Dışarıdan bir adam mesela fotoğraf böyle çekilirdi. Heh. Şimdi abi öyle bir bencillik var ki fotoğrafı dahi ben çekiyorum. Selfie yapıyorum ben. Yani. Allah Allah. Vay be. Bir daha acısı. Sanki oraya onun için gitmiş. Abi. Şimdi, canlı yayın yapıyor. Heh, Kabe'de. Kendini çekiyor abi. Yani. Kabe'de. Öyle bir egosantrizm var yani. Evet. Sanki egosantrizm ya. Sanki kendini böyle satmaya gitmiş. Yalan, külümen, güya Kur'an dua ediyor. Sana dua ediyorum diye böyle çekiyor. Bana gönderiyor. Ulan dua mı olur lan? Benlik. Buyurun. Abi, şey diyebilir miyim? De. Şey, abi o fotoğraf çekilenler acaba o büyük fotoğraf makinesi var ona itimat etmedikleri için haberdar olmadıkları için mi böyle bir... Evet. Büyük fotoğraf. Evet. Evet komutanım. Bu zamanda benlik, enaniyet, Allah Allah, hot vuruşluk nedir? Kendini satmak. Kendini satmak. Başka?
hayatını güzelce medeniyet fantazileriyle geçirme iştihası. Yani güzel bir şey olsun, deniz manzarası olsun, arman şey olsun. Yani böyle bir de tiryakilik, görenek, bu asıl hastalığıymış. Tiryakilik abi alışkanlık anlamında mı? Yani tiryakilik ve şey, görenek. Yani ihtiyacı gayri zaruriyeyi zarur duruma getirmiş, artık bu zarrettir diyor. Alışmış ona yani. Alışmış. Mesela tiryakilik sigara mesela değil. Mesela böyle bir hastalık var, 3-4 ay, 6 aydan sonra bir telefon kullanamaz. Ben birisini biliyorum, senede araba değiştiriyor. Allah Allah. Şu anda evinde 2-3 tane arabası var biliyorum. Niye, ne bileyim diyor, niye tutuyorsun 3 tane? Canım sıkılıyor diyor. İlk önce psikolojik hastalık zannettim ama değilmiş. Başka hastalık. Öyle göstermek falan değil. Arkadaşlar, Belen'den giderken, Kırıkhan'dan, jipin içinde mutlu zannetmiyor. İnşallah mutludur benim Müslümanım ama mutluluk maddeyle olsaydı peygamberler çok zengin olurdu. Değil. Benim başıma geçen bir hadise yani hiç unutmuyorum. Bana dokunduğu için söylüyorum ama size belki sıradan gelir. Hollanda'da Enfusi kamptayız. Kamp bitti. Yorgun tabii gün. Son günümüz. Ders bitti. İkindiyi kıldık. Deniz kenarına beni götürüyorlardı. Yeri de söylüyorum. Bir böyle çıktık yukarıya. Tam döneceğiz. Bir araba gördüm ama ömrümde dünyayı dolaştım. Öyle bir araba görmedim. İçinde en fazla 25 yaşında bir delikanlı var. Ya. İlk şu hatırıma geldi. Ya Resulallah, sen buna bilmemiştin. Vallahi direkt, ben kendimi değil, Allah şahit olsun. Dedim ki, bu adam, bu çocuk bindi. Allah Resulü binmedi. Bu mu makbul şimdi? O hadis hatırıma geldi. Peygamberimiz diyor ki, Allah söylettiriyor. Dünya, ahirete göre benim nazarımda bir bardak su kadar değeri olsaydı, kafirlere bir bardak su vermezdi. Bak dünyayı benim nazarımda demiyor. Ahirete göre dünyanın, ahirete göre dünyanın benim nazarımda, Allah'ın ölçüsüne göre bir bardak su kadar değeri yok. Bir bardak suyun ne demek olduğunu, yutkunma melekesini, organını yitiren insanı biliyorum. Yutkunamadığı için borusunu delip borudan su verenleri biliyor. Yutkunma ne olduğunu. Bir gün Aydinger mi ne bir hasta şey hastane var Mecidiyeköy'de. Bir ne Aydinger mi o? Ha işte ifade edemiyorum. Bir Amerikalı bir hemşirenin ismi vermişler. Orada oraya beni çağırdılar. Bak yeni söylüyorum. Yeni de söylüyorum. Zengin. Çorlu tarafında mı? Daire, tekstil fabrikasının sahibi, unutmuyorum abi, 10 seneyi geçti. Dedi ki, neymiş biliyor musun? Adam, fabrikası var. 14 yaşında bir oğlu var, başka yok. Nesi eksik? Ben oradaki bir Nurcu doktor da, ya belki sen şey, bir şey yapabilirsin. Tükürük sistemi yok, bozulmuş. Tükürük sistemi olmayınca Terzi abi, Terzi oğlu, abi konuşamaz, yutkunamaz, yemek yiyemez. Hiçbir şey yapamaz. Kilitlenir. Tükürük yok. Dedi ki, inanın bana. Dedi ki, hoca efendi dedi. Bana daha girmedim. Yarına gireceğim doktor beni çevir. Senin alakalı bir şey mi? Aslında hem alakalı hem de ibretin olsun senin diye çağırdım dedi seni. Maraşlı bir doktordu. Her şeyim ya fabrika. Her şeyim yok olsaydı da oğlumun bir damla tükürük imal edebilseydi. Allah. Sonra ne yaptım biliyor musun? Onu döndükten sonra vay. O adamın servetinden daha değerli. Heval inan ha. Güzel testi tutma. He ya tükürdüm ha. Kusura bakmayın ama tükürdüm. Şu bir tükürünüz var ya. Tükürük bezi çalışmayan her şeyimi verirdim. Konuşamıyorum. Tükürük yok ya.
çökmüş. O zaman tablet yeni çıkmıştı. Tablet, hocam ya inan. Tükürük yok. Tükürük yok. Sistem çökmüş. Hiç çıkmıyormuş tablette vesaire. Beyinde olmuş hasar. Tabletten. Onu öyle tespit ettiler. Erbaa Habis'e işgal ettiğini. Fakat benim gücüm yetmedi. Çok yukarıdaydı o. Seviyesi çok yukarıda. Öyle bir işgal ki röntgende sipsiyah gözükür. Erbaa Habis'idir. Bakın sonra kendim niye anlatıyorum? Tuh dedim. Onun yanında yapmadım. Vay be. Tükürüğümün kıymetini bilmiyorum. Adam fabrikasını yemin ediyor. Hepsini verin. Sen o bir damla diyor. Bir tükürük çıksın. Her şeyimi sana vereceğim yemin ederim diyor. Çocuğumun tükürüğü imal edilsin. Ahmet tükürüğünün kıymetini bilmiyor. Onun için Ahmet Mehmet'e tükürme. Kıymetli ya. Allah Allah. Anamı denk geliyor. Hepinize denk geliyor da. Şimdi birkaç tane kaldı. Zaman geçtiğini biliyorum. Hakkınızı helal edin. Bu zamanda marazı akıbeti görmeyen, bu zamanın hastalığı neymiş? Marazı akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle. Bu zamanda bir hastalık var. Başka bir hastalık. Akıbeti görmüyoruz. Yani kabirde çekiyor. Mezarı. Sonra kefeni açıyor. Bak bu da buradaydı. Çekiyor. Kefeni açıyor. Hiç akıbet. Ben öyle mi olacağım? Üzülme yok. Neymiş? Bu zamandaki maraz akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dilem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmekmiş. Kastamonu 197. Ve hafif bir lezzet. Bir saat. Ahiret gidiyor. Olsun. Başka, bu zamanda beşerin nazarı, dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Allah ile alakası yok. Bu zamanda saadet ebediye bedel, saadeti dünyeviye medar-ı nazardır. Başka, bu zamanda tevekkülsüzlük içinde, tevekkül, vekil yapmak, evellemek, Allah canibinden, kudretin azameti altından, Allah'ın kainattaki rububiyetindeki tasarrufatından, rahmetinden, inayetinden, hikmetinden, adaletinden mahrum bakmanın sonucu olan tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, geçim derdi ruha sersemlik vermiş. Sersemlik vermiş. Felsefi tabiye ve maddiye de akla körlük vermiştir. Yani sersem şu. Hepiniz netsiniz abiler. Bak dersin. Şimdi burada Mustafa şöyle bir adamı tutsak, döndürsek hadi. Dön. Ne olur böyle bıraksan? Sarhoş gibi. Hiç kimse net olmaz. Her şey birbirine karışır. Sersem bu. Hiçbir şey yerinde değil. Her şey birbirine girmiş. İşte bu zamanda tevekkülsüzlüğü söyledim. Allah canibinden, kudretin azameti altından bakamayın. Allah'ın kainattaki rububiyetisine, yani ezberden demedim bunu. Allah'ın kainattaki patronluğundan, icraatından olan, hikmetinden, inayetinden, adaletinden, merhametinden mahrum bakabilmek. Sanki bu çöle, mezbaya ben atılmışım. Allah sanki demiş ki ne haliniz varsa görün lan. Ne haliniz varsa görün diye atılmış. Ölümü de mezbada bekleyen, sırasını bekleyen gibi bu hale gelmenin adı tevekkülsüzlüktür. Tevekkülsüzlük içinde derdi maşet, geçim derdi. Ruha sersemlik vermiş. Yani geçim derdi hiçbir şey net değil. Geçim derdinden başka hiçbir şey değil. Dost mu, akraba mı, vefa mı, ayıp mı, günah mı, namaz mı, ezan mı, bu nasıl bir adamdır, bu bir dostumuzdur. Öyle bir şey yok. Ruha sersemlik vermiş. Bir de akılcılığı öne çıkarmış. Okuldaki felsefe değil. Felsefi tabiye ve maddiye. Okul değil bu. Toplumdan herkese, kadınından erkeğine, küçüğüne büyüğüne maddiyatla düşünüp çözdükleri için, sebep sonuç putlaştığı için, sebep sonuç putlaşınca akla körlük vermiş. Akıl kör. Bu zamanda maddi fikri herkesi sersem ettiğinden en bedi bir şey de zihinlere vesvese vermiştir. Mustafa ne kadar şükresi kaldı be abi. Çok şükür. Aklımızın hani diyor ya mesleği de
her şeyin akıllı olmadığını aklımız da söylüyor diyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Yani aklımızı almayınca ne diyoruz Mustafa? Nimet için söylüyorum. Ya akıl üstü bir şey. Kalp ve ruhunla alakalı bir şey bu herhalde. Evet. Mesela dün seninle alakalı bir şiir vardı ya. Evet. Ne dedin? Beni aşar. Şimdi akılda diyor ki beni aşar bu. Yani kabir ve sonrasını diyor ki kabir, akıl diyor ki beni aşar. Çözemem ben. Ne bileyim yani. O zaman devre kalp giriyor. Diyor ki merak etme. Bir saniye Zülcelal seni bilir. Abi havf, akli, umut, kalbi bir tasarruf. Evet. Mesela ümit olan, mesela korku aklidir. Evet. Havf kalbidir. Yeis ve ümit ikisi arasında. Ama en bahtiyar insan Allah ve ahirette ümitli yaşamak. Evet. O da bedava olmuyor. Cemaat olacak. Cemaate mensup olacaksın. Bak adil. Cemaat şeyin adam kendi cemaat ehli değildi. Oğlu cemaat ehliydi. Ben bana Cemila burada. Ama nasıl gitti? Değil mi? Bir de cemaati düşün. Ali Seft Hoca nasıl gitti? Eyvallah. Eller üzerine değil mi? Kimse dokunamadı. Yani dokunmak için patat gitti. Ya cemaat olduğunuz. Ha demek ki tek nereye gidiyorsun? Ölümü bayılmak mı zannetti? Nereye gidiyorsun? Kim seni kim uğurladı mezara? Kardeşler. Kim orada karşılayacak? Kardeşler. İki kardeşler arasındaki melaike de zebani değil ya. Cehennem zebanisi ki. Nükel mekel kardeşlerimiz. Bizim de var arkadaşım. Benim Rabbimin memurları. Ya Allah'ımın. Yabancı değil ki. Tanıdık birisi. Nükel mekel yabancı değil ki Mustafa. Allah'ımın memuru. Allah benim. Allah neyse varsa da benim. Allah'ımın. Tanıdık değil mi? Rabbim tanıdık zaten. Onun memuru da tanıdık. Tanışırız. Senin Rabbin de benim Rabbim bir. Kaynağımız aynı. Yabancı değiliz yani. Tanıdık birisi. Bu zamanda yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başlamıştır. Yalan revaça çıkmış. Evet. Bu zamanda mergup siyaset meta ve hayat-ı dünyevinin temini felsefenin revaçlarıdır. Yani akılcılık oldu ve bitti. Son bitti demeyin. Şimdi kesin söylüyorum. Bu zamanda nazarı, bu zamanda insanların nazarı saadet-i dünyeviye bakıyor. Ahkamları ona tevcih ediyor. Ruhu şeriattan yabanidir. Şeriat namına iştihat edemez ve bitti. Yani bu zaman. Böyle bir zaman. O zaman cemaat zamanıdır. Tek yaşamayız. Allah tek etmesin. Amin. Dünyada da tek etmesin. Kabirde de tek etmesin. Biz inşallah ölmeyeceğiz ya Rabbi. Bunu söylettiriyorsun bize. Teris olacağız. Allah'ım bizi teris et. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki hakikati, mahiyeti, değeri, hürmetine bizi teris et ya Rabbi. Şehit et ya Rabbi. Sen buyuruyorsun ya Rabbi. Şehitlik istememek münafıklık alametindendir. Allah'ım biz şehitlik istiyoruz. Sen de bizden bunu söylememizi istiyorsun. Amin. Ya Rabbi bizi şehitlik yap. Amin. Kapına müracaat edenleri sen geri döndürmesin ya Rabbi. Amin. Bu şahs-ı manevinin hürmetine, iman edenlerin hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, ya Rabbi mazlum ve masumların hürmetine, ehl-i imana yardım eyle. Amin. Müslümanı cennet firdevste nasip eyle. Amin. Vefatımızı da teris eyle ya Rabbi. Amin. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة sor abi. Bu arada sor. Şimdi bir cemaate dahil olmak, dershaneye gelmek şartı var mıdır? Mesela adam gelmiyor, dershaneye gitmiyor ama evde lisanasını okuyor, müritten okuyor vesaire. Doğru. Şimdi sevgili kardeşim, bir usta da şöyle bir misal veriyor şart da. Artık çok çeşitli cevaplar vardı hatırıma gelen. Bir evin ihtiyacı bir dükkandan satın alınmaz. Ütü masası ayrı yerden, şişeyi başka yerden alacaksın. Değil mi? Yani tek başına epey gidebileceğim vardır ama tek başına hizmet kuran ve Risale-i Nur'la gidemezsin ya. Olmuyor. Yani olmuyor. Yani ben de zor duruyorum. İlle cemaat olacak. Mesela vakıf ya hastalanmış.
Bak hasta bir vakıf. Yoğun bakımda değil de okşen veriyorlar. Kulaklığım bu bugün şeyi. Demiş ki yazı yazmış. Ben kulaklığımı koyayım. Hasan abiye telefon edin. Bir iki kelime et. Onlar da şöyle demediler. Sen ömrünü vakfetmişsin, şey yapmışsın ya. Öyle değil işte. İnsanın çeşitli halleri olur. İniş çıkışları olur. Dehri Hoca'nın bana nasihatidir. Ustadın, ustadda mektuplaşması var. 21 defa hapise girmiş. Eserleri var. Gittim ziyaretim gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Ertem kanser. Dedim hocam ziyaret et. Ya bana bir şok olmayacak mısın bir paragraf? Estağfurullah hocam sen bunları bize ders yapardın. Bir daha bir başkasına yapma. Biliyor zannetme. Bizim dosyalar şu anda örtüldü. Sen biliyor zannetme. Bir ders oku bana da öyle git. Allah Allah. Sakın ha. Çünkü dosyalarıma ulaşamıyorum diyor. Hastalık şeyi dosyalarıma ulaşamıyorum. Sakın bana yaptığın gibi kimseye yapma. Gittiğin zaman en azından irticalen, ezber yani kafanda kalıyor. Bir şey anlat ve bir şey oku bana. Tek başına nasıl olacak ya?